Arazide evet. Karayollarına ait bir lojman vardı. Evet. Burayla ilgili bize burayı belediyeye tahsis ettirmek için çalışacağınızı söylemiştiniz. Evet. Bununla ilgili gelişme nedir? Bu gelişmeyle ilgili bilgi almak istiyorum. Birinci konu bu. İkinci konu da basına yansıyan Avrupa Belediyesi'ne ait bazı 65 sanıyorum işçinin farklı iki sendika üzerinden hak aramak üzerine dava açılması neticesinde bazı işçilerin sürgün yediği, başka görevlerde görevlendirildiği ile ilgili bir takım açıklamalardan bilgi aldık. Bu konuda da bizi aydınlatmanızı rica ediyorum özellikle. Çünkü bugün birkaç yerden bununla ilgili, basınla ilgili bana bir takım sorular geldi. Kamuoyunun aydınlanması açısından bizim belediyemizin hakkaniyet çerçevesinde faaliyet gösterdiğinden şüphemiz yok. Sizin de bu konuda yaklaşımınızın adalet çerçevesinde olduğunu düşünüyorum. Bizi aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Karayolları arazisindeki lojmanla alakalı yeni Ulaştırma Bakanımızla bizler gittik, görüştük. Yani hayırlı olsun, dileklerimizi ilettik. Kendisi zaten olaya vakıf, daha önceki Karayolları Genel Müdürü'ydü. Yaptığımız görüşmede karayolları arazisinin tamamını, orada kalan tamamını ben belediyeye almak istediğimi ifade ettim. O lojmana da çıkış, yola çıkış izni vermediğimi söyledim. Daha önceki Ulaştırma Bakanımızla da yapmış olduğumuz görüşmede ve şimdikiyle de yapmış olduğumuz görüşmede lojmana karşılık belediye başka bir alanda böyle bir lojman yap verirse orayı komple belediyemize tahsisini alacağız. Bu böyle. Tabii. Evet, işçilerle alakalı da arkadaşlar, ben bunu sendika başkanıyla da görüştüm. Bu arkadaşlarımız vasıf olarak işçi vasfında. Burada memur görevi yapıyordu. Ben dedim ki, anlaşmaya yanaşmadı. İlk 6 ay için 15.500 lira, ikinci 6 ay için 18.500 lira, 19.000 lira teklif ettik. Greve gideceklerini ifade ettiler. Ben de gidebilirsiniz. Sizin doğru hakkınız. Ama dedim bak, bunlar ne dedim? İşçi. İşçi ne görev yapar dedim. İşçinin yaptığı işi yaptırırım. Memurun yaptığı görevi yaptırmam dedim. Çünkü hiçbir sorumluluğu yok. Siz bu işten vazgeçin dedi. Vazgeçmediniz. Devam edeceğiz. Devam ettiler. Ben de tabi 65 değil. 22 tanesi vazgeçmedi. 22 tanesinde ben işçinin ilk görevi yapıyorsa aynı yerine sürgün bölgün değil. Ben belediyenin bir biriminden alırım, diğer biriminden çalıştırabilirim bunu. Bu bizim doğal hakkımız. Yoksa ben buradan alıp da Emir Dağı'na, ne bileyim Isparta'ya bir başka yere sürgün edilmiş gibi bunu sürgün gibi lanse etmek hem akla aykırı hem mantığa aykırı. Millet bu şekilde algılamaya çalışıyorlar. Bunların yanında 2000'e yakında çalışan işçimiz var. Onlar da diyorlar, adaletli davranın, Allah senden razı olsun diyor. Evet.